Celal Bey demiş ki hepimiz birimiz, birimiz hepimiz olmalıyız ki sorunlar çözülsün. Peki bir tane daha bakalım. Erol Bey de diyor ki ne mutlu Türk'üm diyene. Etnik kökenlerimiz ne olursa olsun Türk'üz. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış kutsal topraklara, güzel ülkeme, vatandaşlık bağı ile bağlı her birey Türk'tür diye kendisini ifade etmiş. Sayın seyirciler, organize suç örgütü lideri olmaktan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar ve sonrasında yaşanan sıcak gelişmelerle çalkalanıyor siyaset. Yeraltı dünyası, siyaset, medya, iş dünyası ilişkileri üzerine ortaya dökülen iddialara her gün yenileri eklenirken muhalefet neden hala yargının ve iktidarın harekete geçmediğini soruyor günlerdir. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam yayınladığı bir videoyla savcıları göreve çağırdı. Namuslu savcılara son çağrımı yapacağım. Bu ülkenin namuslu evlatları, vaktimiz hızla daralıyor. Unutmayın, 40 haramilere susarak siz de destek olacaksınız. CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan savcılara böyle seslendi. HDP saldırısına da vurgu yaparak siyaset, yeraltı dünyası, medya ilişkileri üzerine ortaya atılan iddialarla ilgili artık harekete geçin dedi. Bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum. Soruşturma açmaz iseniz daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. İlk soracağınız soru, 10 milyon avroyu Ankara'da kimin için istediler? İşte o sorunun yanıtı sizi denizin katillerine kadar da götürecek. Televizyonlarda sıkça görünen, halkımızın her gün ekran başına geçip izlediği bir gazeteci, bir inş insanı ile adli makamlar arasında arabuluculuk yapmaya kalkmış. Bir gazeteci 10 milyon euro aldığı tescil ediyor ses kayıtlarıyla birlikte. Eğer bir sistemde her türlü hukuksuzluk, adaletsizlik, yolsuzluk egemen olmuşsa, en başta Cumhurbaşkanı olmak üzere her yetkilinin çıkıp açıklama yapma sorumluluğu, millete hesap verme yükümlülüğü vardır. Yeraltı dünyası, siyaset, medya, iş dünyası ilişkileri haftalardır Türkiye'nin gündeminde. Suç örgütü liderliğinden aranan Peker'in ortaya attığı iddialar, muhataplarından gelen karşı açıklamalarda muhalefetin gündeminde. Harekete geçin çağrısı yargıyla birlikte devletin zirvesine aynı zamanda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eli kolu bağlıymış gibi hareket etmesi doğru değil. Biliyorum, azınlıkta kalsanız da hala vatansever olanlarınız var. Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları ama hepinizi hala bitiremediler. Biliyorum, bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi, men edebilirler mesleğinizden. Ama aynı zamanda biliyorum ki içiniz içinize sığmıyor. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk'ün ruhu hala içinizde yaşıyor. Sedat Peker'in iddiaları bir yana, İçişleri Bakanı Soylu kendisi açıklamıştı. Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi olduğunu. 3 hafta sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gitti. Ama önce muhalefetin töhmet altındayız diyerek hedef aldığı meclis başkanı Şentop'la 1,5 saat görüştü, bilgi notu iletti. Herkes artık o isim Şentop'ta deyip açıklamasını beklerken meclis başkanı şaşırttı. Adımız gibi biliyoruz ki bu ismi biliyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan bir kişi değil. Bir isim verdi mi? İsim yok, hayır. Şey oynayacağız Süleyman Soylu ile, sıcak soğuk oyunu vardı. Biz böyle tahminde bulalım, Süleyman Bey de şey yapsın. İşimiz gücümüz yok. Yaklaşırsak sıcak desin, uzaklaşırsak soğuk desin. Sayın Bahçeli, bu ithamlar ve iddialar karşısında hangi yüzde temiz siyaset veya ahlak siyasi ahlaktan bahsediyorsunuz? Açıklanmayan bu ismin AK Parti'de halen etkin bir siyasi görevi var. Kendi görev dağılımlarının. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ne yapacak onu göreceğiz. Ey naralarıyla ona bunu ayar vermeye de çalışıyorsunuz. Ya ne olur bir ey narası da şu mafyaya, çeteye çekiverin, ne olur. Yeraltı dünyası, siyaset, medya, iş dünyası ilişkiler ağında muhalefet, yargı ve sessizliğini koruyan Cumhurbaşkanı bir kez daha harekete geçmeye davet ederken sözü de yine erken seçime getirdi. İddiaların üzeri örtülemez, halk karar versin dedi. Lütfen bunun üstünü örtmeyin. Bir seçime gidelim, millet kararını versin.